İblis bir rahibin hikayesini anlatmaya başlıyor ve şöyle diyor: "Bilmez misin ya Muhammed, rahip Barsisa tam 70 yıl ihlas ile Allah'a ibadet etti. Bu ibadetleri sonunda ona öyle bir hal ihsan edilmişti ki her dua ettiği hasta duası bereketiyle şifa buluyordu. Onun peşine takıldım, hiç bırakmadım. Zina etti, katil oldu, sonunda da küfre girdi. Bu o kimsedir ki Allah-u Teala aziz kitabında onu şöyle anlatır: şeytanın hali gibidir ki o insana kafir ol dedi, baktı ki o kafir oldu." İblis bundan sonra bazı kötü huylar üzerinde durdu ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı. Yalan. "Bilmez misin ya Muhammed? Yalan bendendir ve ilk yalan söyleyen de benim. Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o da benim sevgilimdir. Bilmez misin ya Muhammed? Ben Adem'e ve Havva'ya yalan yere Allah'a and içtim. Muhakkak ben size nasihat ediyorum dedim. Bunu yaparım çünkü yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir. Gıybet ve kovuculuğa gelince onlar da benim meyvelerim ve şenliğimdir. Her kim talak üzerine yemin ederse günahkar olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun, isterse doğru bir şey üzerine olsun. Her kim boşanma sözünü ağzına alırsa ta hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleriyle kıyamete kadar meydana getirecekleri çocuklar hep zina çocuğu olur. Ağza alınan o talak kelimesi yüzünden hepsi cehenneme girer. Ya Muhammed, namazı an be an tehir edene gelince onu da anlatayım. O her ne zamanki namaza kalkmak ister, tutarım. Ona vesvese veririm. Derim ki henüz vakit var. Sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bir bak, sonra kılarsın. Böylece o vaktinin dışında namazını kılar ve bu sebepten onun kıldığı namaz yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlup ederse ona insan şeytanlarından birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoydururum. O bunda da beni mağlup ederse bu sefer onun hesabını namazda görmeye çalışırım. O namaz içindeyken sağa bak, sola bak derim, o da bakar. O ki böyle yaptı, yüzünü okşar, alnından öpedim. Bundan sonra da ona sen ebedi yaramaz bir iş yaptın derim ve böylece onun huzurunu bozarım. Sen de bilirsin ki ya Muhammed, her kim namazda sağa ve sola çokça bakarsa Allah onun namazını kabul etmez. Bunda da ona mağlup olursam yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına gelirim ve ona çabuk namaz kılmasını emrederim. O da başlar namazını çabuk çabuk kılmaya. Tıpkı horozun gagası ile yerden bir şeyler topladığı gibi namaz kıldırırım ona. Bu işte de başarılı olamazsam bu sefer cemaatle namaz kılarken onun yanına varırım. Orada onun başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdeden ve rükudan kaldırırım. İmamdan evvel de secde ve rükû yaptırırım. İşte o böyle yaptığı için kıyamet günü Allah onun başını eşek başına çevirir. O kimse bunda da beni yenerse bu defa ona namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o beni tesbih edenlerden olur. Ama bu işi namaz içinde yaptırmaya muvaffak olursam, bunda da ona mağlup olursam, bu sefer ona tekrar giderim, namaz içindeyken burnuna üflerim. Ben üfleyince o esnemeye başlar. Şayet o bu esneme esnasında elini ağzına kapamazsa,
onun içine küçük bir şeytan girer, dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. İşte bundan sonra o kimse hep bize itaat eder, sözümüzü dinler ve dediklerimizi yapar. Şeytan bundan sonra konuşmasına şöyle devam etti. Sen ümmetinin hangi saadetinden ferah duyarsın ki ya Muhammed? Ben onlara ne tuzaklar kurarım, ne tuzaklar. Miskinlerine ve zavallılarına giderim. Namazı bırakmalarını emrederim. Ve onlara derim ki, namaz size göre değil. O Allah'ın afiyet ihsan ettiği ve bolluk verdiği kimseler içindir. Sonra da hastalarına giderim. Namaz kılmayı bırak. Çünkü Allah hastalara zorluk yoktur buyurdu. İyi olduğun zaman çokça kılarsın ve böylece o namazını bırakır, hatta küfre bile gidebilir. Şayet o hastalığında namazını terk ederek ölüp giderse Allah'ın huzuruna çıkarken Allah-u Teala'yı öfkeli bulur. Sonra İblis şöyle dedi. Ya Muhammed, eğer bu sözlerime yalan kattımsa beni akrep soksun. Sonra eğer yalan varsa Allah Celle Celaluhu beni küle eylesin. İblis bundan sonra şöyle devam etti. Ya Muhammed, sen ümmetin için ferah mı duyuyorsun? Halbuki ben onların altıda birini dininden çıkardım. Bundan sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona, yani İblis'e kısa kısa bazı sorular sordu. O da bunlara cevap verdi. Ya Lain, senin oturma arkadaşın kimdir? Faiz yiyen. Dostun kim? Zina eden. Yatak arkadaşın kim? Sarhoş. Misafirin kim? Hırsız. Elçin kim? Sihirbazlar. Gözünün nuru nedir? Hanımını boşamak. Sevgilin kim? Cuma namazını bırakanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu defa başka bir mevzuya geçti ve şeytana şu soruları sordu. Ya Lain, senin kalbini ne kırar? Allah yolunda cihada koşan atların kişnemesi. Peki senin cismini ne eritir? Tövbe edenlerin tövbesi. Peki ciğerini ne parçalar, ne çürütür? Gece ve gündüz Allah'a yapılan bol bol istiğfar ciğerimi parçalar. Peki yüzünü ne buruşturur? Gizli verilen sadaka. Peki gözlerini kör eden nedir? Gece namazı. Peki başını eğdiren nedir? Çokça cemaatle kılınan namaz, başımı eğdiren ibadetlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar başka bir mevzuya geçti ve şeytana şu soruları sordu. Sana göre insanların en saadetlisi kimdir? Namazlarını bilerek kasten bırakanlar benim için insanların en saadetlileridir. Peki sana göre insanların en şakisi kim? Cimriler. Peki seni işinden ne alıkoyar? Alimlerin meclisleri. Peki yemeğini nasıl yersin? Sol elimle parmaklarımın ucuyla yemek yerim. Peki samyeli estiği zaman, ortalığı sıcaklık bastığı zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin? İnsanların tırnakları arasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bundan sonra başka bir mevzuya geçti ve şeytana şu soruları sordu. Rabbinden neler talep ettin? Şeytan, 10 şey talep ettim. Efendimiz, nedir onlar ya Lain, ey lanetlenmiş? Şunlardır. 1. Allah'tan diledim ki benim Adem oğullarının malına ve evladına ortak ede. Bu ortaklık talebimi yerine getirdi. Ki bu, onlara ortak ol, mallarına ve çocuklarına, onlara vaat et. Halbuki şeytan onlara en çok gurur vaat eder. Ayet-i celilesiyle sabittir bu.
her besmelesiz kesilen hayvan etinden yerim. Faiz ve harama karışan yemekten de yerim. Şeytan, Allah'a sığınılmayan malın da ortağıyım dedi. Her kim hayvana binerken helal yola gitmeyi değil de aksini isteyerek binerse, ben de onunla beraber binerim. Yol arkadaşı ve binek arkadaşı olurum. Bu da ayet-i kerime ile sabittir. Allah-u Teala bana şu emri verdi. Onlar üzerlerine süvarilerinle, piyadelerinle yaygara çıkart. 2. Allah-u Teala'dan diledim ki bana bir ev vere. Bu dileğim üzerine hamamları bana ev olarak verdi. Diledim ki bana bir mescit vere. Pazar yerlerini bana birer mescit yaptı. Benim için bir okuma kitabı vermesini istedim. Şiirleri bana okuma kitabı yaptı. İstedim ki benim için bir ezan vere. Çalgıları verdi. Diledim ki bana bir yatak arkadaşı vere. Sarhoşları verdi. Diledim ki bana yardımcılar vere. Bunun için de kaderiye mensuplarını verdi. Kaderiyeciler kendilerini rüzgarın önündeki bir yaprak gibi görürler. Her şeyi kadere mal ederler. Bunun için bu insanlar şeytanların yardımcılarıdır. İstedim ki bana kardeşler vere. Mallarını boş yere israf edenleri verdi. Bir de masiyet yoluna para harcayanları. Bunlar da ayet-i kerime ile sabittir. O kimseler ki mallarını boş yere harcarlar. Onlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Bir ara Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Eğer söylediklerini Allah'ın kitabındaki ayetlerle ispat etmeseydin, seni doğrulamazdım. Bundan sonra iblis devam etti. Ya Muhammed, Allah'tan diledim ki Adem oğullarını ben göreyim ama onlar beni göremeyeler. Bu dileğimi de yerine getirdi. Diledim ki Adem oğullarının kan mecralarını bana yol yapa. Bu da oldu. Böylece ben onlar arasında akıp giderim, gezerim, hem nasıl istersem öyle gezerim. Bütün bu isteklerim bana verildi.